Aferin kız sana. Çağırır çağırmaz geldin. Tabii geleceğim, abinle alakalı dedim. Sorun ne? Yok yok, öyle merak edilecek bir şey yok. Sen bu aralar biraz onda kalsana. Yani hem biraz göz kulak olmuş olursun ona. Sebep? Şahin İpek de terapiye başlamış. Yok artık. Vallahi ben de şaşırdım. Nasıl gidiyormuş peki? Bilemiyorum ki. Ondan çağırdım seni. Hı. Yani geceler onun yanında kalsan... bu duyduğuma göre terapi geçmişi tetikleyebilirmiş yani, o yüzden. Yani İpek Hanım mutlaka dikkat ediyordur buna. Ya eder, eder de yani kadın gece gündüz Şahin'in yanında duracak hali yok ya, o yüzden çağırdım seni. Anladım. Tamam, o zaman anlaştık. Geceler bende. Ben böyle sakin ortam lazım, ders çalışacağım falan derim, bir şeyler saçmalarım, kalırım onda. Senin zaten ders çalışman lazım. Bahanen bu mu yani? Tamam. Biz en son Şahin abiye endişeleniyorduk. Nasıl bana nasihat vermeye geçtik, orayı kaçırdım ben. Bırak sen şimdi Şahin'i. Sen derslere çalışıyor musun bakayım? Hı hı. Çalışıyorsun. Kolay gelsin. Nermin 3. kat. Yok artık. Ver kardeşim, ver. Ver benim o çünkü. Ver, ben imzalayayım onunla. Bir saniye, bir yanlışlık var Nermin. O senin değil Nermin. Nermin, bir saniye bakar mısın? Nermin. Nermin, adam çocuk şubedeki Nermin'i sordu bana. Kusura bakma ya, ben... Önemli değil. Nermin deyince öyle aldım. Atladım öyle. Ay, rezil oldum ya. Of. Nermin abla. Ben de bu kız, birinden mi kaçıyoruz? Senin ne işin var burada? Şahin başkomiserim yok ki. Ha yok. Yakınım buralara, öyle uğrayayım dedim. Ne tarafa? Bir tarafa değil. Ben böyle ortadayım. Tamam. Sağ tarafa gidersek çok güzel deniz havası alırız. Sola gidersek de çok güzel bir kahveci biliyorum. Biraz kahve içeriz, muhabbet ederiz, güzel olur. O zaman kahve diyorum. Harika bir seçim. Bizim hastane kaçağımız ne yapıyor? Gelmedi o bugün. Ya biraz meraklı gördüm seni bu konuda. Sıla'cığım koca adam yani, ben niye merak edeyim? Herhalde başının çaresine bakıyordur yani. Tamam tamam, sıkıştırmayacağım seni. Ama eğer konuşmak istersen bu konuyu, benle konuşabilirsin yani. Ben deniz tarafına mı gitseydim acaba? Tamam tamam, korkma. Ağzından laf almaya çalışmayacağım. Hatta bugün ben anlatayım, sen dinle. O olur bak. Yalnız anlaşalım. Anlattıklarımı gidip öyle başkomiserine falan anlatmak yok. Vallahi bilmiyorum Sıla'cığım. Ben tam ortadayım. Evet. Yapamadın Yener. Sana Şahin'in ipini kısa tut dedim. Beceremedin. Ne diyorsun Simge, neredesin sen? Ben de o ipi çektim. Biraz sonra da İpek Hanım'ın ipini çekeceğim. Simge. Sen o rahat koltuğunda otur. Bizi hiç düşünme tatlım. Simge saçmalama. Bak hata yapıyorsun. Hepimizi tehlikeye atarsın. Uzatma Yener'cim. Artık çok geç. Beni bilirsin. Ben başladığım işi bırakmam. Simge. Sana zaman verdim. Uyardım. Sen ne yaptın? Hiç. Eğer bu sorunu çözmezsen ben kökünden hallederim dedim mi? Dedim. Bak beni dinle. Hata yapıyorsun. Yeter Yener'cim. Vaktim yok. İpek Hanım'la kahve içmem lazım. Bilirsin bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Ama bizimki 40 dakika sürmeyecek. Allah kahretsin, Allah kahretsin! Melek mi geldi acaba? Kaç defa anlatacağım acaba?
Merhaba İpek Hanım, kusura bakmayın. Sizi rahatsız ettim. Ama Görkem'le ilgili konuşmak için geldim. En azından önerilerimi size söylemek, Görkem'le kat ettiğimiz yolu sizle paylaşmak istedim. Belki bunlar için de kararınızı tekrar gözden geçirirsiniz. Kararımı size net bir şekilde söylemiştim. Gözden geçirilecek bir şey yok. Peki. En azından izin verin. Benden sonraki meslektaşım için deneyimlerimi aktarayım. Görkem'in kat ettiği yolu baştan başlamasına gönlüm razı olmuyor. Buyurun. Bahçeye de geçebiliriz isterseniz. Ev halkını rahatsız etmeyelim burada. Yok, evde kimse yok zaten. Görkem, uyuyor mu? Alo İpek Hanım, az önce birine yakalandık. Nasıl tarif edeyim? Renkli gözlü, sarışın, böyle sert bakışlı bir kadın. Sinemaya gitti onlar. Gerçekten sizden çok özür dilerim bu saatte sizi rahatsız ettiğim için. Ama Görkem'i çok önemsediğinizi bildiğim için vakit kaybetmek istemedim. Affedersiniz Simge Hanım, Görkem'in pedagogu. İpek Hanım, bir şey soracağım, biraz özel olacak ama Şahin Bey'in Görkem'le nasıl bir ilişkisi var? Siz her ne kadar benim yöntemlerimi beğenmeseniz de ben Görkem'i çok önemsiyorum. Bütün danışanlarım gibi Görkem de benim için çok önemli. Dosya Görkem'le ilgili sanırım. Ne zaman gelir Görkem? Ona da veda etmek isterim. İncinmeyeceği bir şekilde onu anlatsak iyi olur. Tabii. Eğer sizin için uygunsa ben beklemek isterim. Daha önemli bir işim yok. Görkem kendini terk edilmiş hissetmemeli. Geldiğinde beraber açıklarız durumu. Nane Hanım. Başkomiserim Meleğin evinden de bir şey çıkmadı. Öyle mi? Birileri girmiş çıkmış olabilir mi? Etraf nasıldı? Etraf derli topluydu amirim. Belki de bizden önce davrandılar. Hey tamam. Tam konuşuruz yarın hadi. Şebekenin kilit adamlarını tanımaya başladım. O bahsettiğim kadının üstündeki adamı da. Bey dedikleri. Kimmiş o bey? Uzak. Gel, arkaya geç. Arkaya geç.
öldürdün mü lan sen benim kardeşimi? Öldürdün, böyle kolay ölemezsin! Yanar mı? Yanar mı? Buraya gelen her şüphelinin peşinde olduğun hayali şebekeyle bağlantılandırmaya çalışıyorsun. Şebeke var. O yüzden de dosyayı organizeye verdim. Biliyorsun prosedür böyle. General benim sizi gizli gizli takip etmemi, eğer bu şebekeyle ilgili bir şeyler yapacak olursanız da ona haber vermemi istedi. Lan! Ne oluyor? Lan! Kahve içer misiniz? Olur. Size zahmet veriyorum. Yok. Aç İpek şu telefonu, aç. Hadi Şahin, hadi. Benim sormak istediğim bir soru var. Nedir? Bugün evimde bir misafir vardı. Ama seni görünce tedirgin oldu. Normalde Görkem'le seansın yarındı. Ama ne tesadüf, sen bugün geldin. Ne demek istiyorsun? Ne demek istediğimi gayet iyi anladın. O kızı arayanlardan biri de sendin. Meleğin burada olduğunu biliyordun. Çünkü evimi dinliyordunuz. Çok zekisin. Bu zekaya yazık olacak. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.